yıkılan yüzlerce bina, enkaza gömülen canlar ve büyük acılar. Deprem bir Türkiye gerçeği ve ülkedeki birçok şehir birinci derece deprem kuşağında. Erzincan depremin acısını ve yıkımını en fazla hisseden yerlerden biri. Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatlarının kesişme noktasında bulunan kent çok sayıda depreme maruz kaldı. Erzincan'da büyük yıkıma yol açan son deprem 30 yıl önce yaşandı. 1992 yılının 13 Mart akşamı 6,8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı kent. Teravih namazı kılıyorduk. Deprem birdenbire bastırdı ama çok şiddetli yani. Bina çöktü alt taraf, bir üst taraf kalmıştı. Bir saat, bir buçuk saat sonra ancak çıkabildik kendi gayretimizle. Tabii ayakkabı yok, bir şey yok. Herkes evine koşmaya başladı. Depremde 8057 bina yıkıldı. 653 kişi hayatını kaybetti. 3850 kişi de yaralandı. O dönemin şartlarında devletin imkanları seferber edildi. Enkaz altındakiler kurtarılmaya çalışıldı. Çadırlar kuruldu. 2-3 arkadaşla beraber bir çadır kurduk. Evlerimize yakın yani. Bu çadırda 60 gün kaldık. Çok da sıkıntılar çektik. Ama yine de şükürler olsun yani. Atlattık o şeyleri. Erzincanlılar kayıplarını hiç unutmadı. Terzi Baba Mezarlığı'nda deprem şehitleri için anıt yapıldı. Erzincan 1939 yılında da Türkiye'nin en büyük depremiyle sarsıldı. Sadece Erzincan değil, çevre illerde de büyük hasar oluştu. 7,9 büyüklüğündeki depremde Erzincan adeta yerle bir oldu. Ayakta kalan az sayıda binalardan biri de hemen arka planda görülen tren garı. Bu bina o dönemde hastane olarak da hizmet verdi. 27 Aralık'ta meydana gelen depremin bilançosu ağır oldu. 52 saniye boyunca süren depremde 116.720 bina yıkıldı. 32.968 kişi bu felakette hayatını kaybetti.